Diyarbakır Suru Evsizlik Üzerinden Düşünmek başlıklı seminerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde daha çok bağlam, yöntem, araştırma konusundan söz etmiştim. Şimdi araştırma sonuçlarıyla devam etmek istiyorum. Sizlerle yine slaytlarımı paylaşmak istiyorum. Araştırma sonuçlarını üç bölüme ayırdım. Bunlardan ilki sosyopsikolojik boyutları evsizliğin ve ev kurmanın. İkincisi ekonomik boyutları. Üçüncüsü ise siyasi boyutları ilettireceğim. Sosyopsikolojik boyutlarına geldiğimizde ilk olarak neyi görüyoruz? Surdaki mahallelerin Surlular için bir ev mekanı olduğunu ifade ediyorlar. Niçin ev mekanı? Benim görüşme yaptığım kişiler genellikle 1960'larda ya da 1990'larda, tabii bunların dışında gelen, başka zamanlarda gelenler de var ama 1960'larda ve 1990'larda gelenler yoğunlukluydu görüşmecilerim arasında. 1990'da gelenleri düşündüğümüzde en az 30 yıllık yani bir çoğunun çocukluğu, 1960'larda gelenleri düşündüğümüzde ise birkaç nesildir Sur'da yaşayan ailelerden, insanlardan söz ediyoruz. Ve onlar için Sur'un sokakları sadece gündüzleri yürümek, geçmek, bir yere gitmek, ulaşım için kullandıkları sokaklar değil, aynı zamanda sosyalleşme, yemek yapılan, oyun oynanan, gece geç saatlere kadar oturulan mekanlar. Bu anlamda özel evin dışında Sur'daki mahallelerin de kamusal ev olarak görüldüğünü düşünüyoruz. Ve Sur'daki sokaklar, Sur kamusal alan olarak, bir kamusal ev olarak düşünülmesinin yanında Surlular da aile olarak görülüyorlar. Bu aile metaforunu romantize etmek ve böyle bir üniter bir aile, surlu aile kavramsallaştırması çıkarmak gibi bir niyetim yok buradaki şeylerden, görüşmelerden. Zaten o şekilde de ifade edilmediler. Aile kelimesi ama kullanıldı görüşmelerde ve ben bunu açmalarını istediğimde görüşmecilere surdaki aileden genel olarak üç farklı ağı işaret ettiklerini, kastettiklerini fark ettim. Akrabalar, aile, gerçek biyolojik aileleri ve aynı zamanda dostlar, arkadaşlar. Zaten Sur'u terk ettikten sonra da insanlar ya ailelerinin yanına, anne babalarının, kardeşlerin yanındaki yanına gidip o evlere sığındılar bir süre ve daha sonra kendi evlerini kurdular. Ya arkadaşlarının yanına gittiler ya da akrabalarının yanına gittiler. Bu anlamda da bu üç network'ün ağın Surluların hayatında kurucu ağlar olduğunu görüyoruz ve bunu aile olarak adlandırıyorlar. Onun dışında evsizliği düşündüklerinde birinci olarak neyi kaybettiklerini sorduğunda genelde hafızalarından söz ediyorlar. Sokakta oynanılan oyunlar, beraber içilen çaylar, gece sabahlara kadar oturmalar. Çünkü sokaklar dediğimiz gibi kamusal alan yaşamın parçası, sosyal yaşamın parçası orada. Ve aynı zamanda değişim değeri olmayan ama kullanım değeri olan birçok materyalden, yani eşyadan söz ettiler. Ne gibi? Çeyizler gibi, ne gibi? Fotoğraflar gibi. Özellikle kaybedilmiş insanların fotoğrafları. Onların aynı zamanda hafızalarının da kaybolmasında rol oynadığı için söz edilen birinci noktalardan bir tanesiydi diyebilirim. Bunun dışında çok fazla aklımıza gelmeyen şeylerden bir tanesi belki ama mahremiyet kaybından söz ettiler ve bir anlatı okumak istiyorum sizlere. Sur'dan ayrıldıktan sonra birkaç aile birleşip bir ev kuruyorlar ve ondan sonra ailelerden bazıları ayrılıyor ve Zeynep ismini verdiğim, adı Zeynep olmayan bir görüşmeci şöyle söylemişti. Şu an beraberiz ama böyle de olmuyor. İnsan anlaşamıyor. İnsan rahat olmuyor. Şu an mesela bayramdan sonra ayrılmayı düşünüyoruz yani. Şu an 10 kişiyiz. Çocuğum da oldu, 11 olduk. Aile olduk işte. Mecbur ayrılacağız yani. Bu şekil olmuyor faydasını.
kullanıyor. Bu görüşmecinin başka bir alıntısını ileride de kullanacağım sizlerle, paylaşacağım sizlerle. Bir taraftan 10 kişiye düştükleri için mutlu olduğunu ifade ediyordu. Yani arzu edilen bir mahremiyet var. Bu mahremiyet bireysel bir mahremiyet değil elbette ama haneye dair bir mahremiyet ve bu senelerce kurulmuş bir mahremiyet ve yeniden edilmeyle evsizlikle birlikte kaybedilen bu mahremiyetin tekrardan kurulmaya çalışılması oldukça fazla zaman alıyordu ve görüşmelerde tekrar eden temalardan bir tanesiydi. Bir başkası düzen ve öngörülebilirlik arzusu. Yine bir alıntı okuyup sonra devam etmek istiyorum. Tamam oturuyorum ama benim evim değil, bir şey yapamıyorum. Bir düzen kuramıyorum. İnsan eşyalar alıp evine atmak ister. Bir elbise dolabı bile yok. Elbiselerimizi koyalım. Valizlerde, çuvallarda o şekilde. İnsan bir, herkes ister bir düzen olsun, bir evi olsun. İnsan bilsin ki o ev senindir, düzenin var. Oradan buraya taşınmayacaksın, bir sorun çıkmayacak. O şekilde de insan düşüne düşüne gerçekten psikolojim bozuluyor diyor. Ve bu görüşmeyi fark ettiyseniz 2020 yılında yaptım ve evinde dolabı olmadığından söz ediyor. 3 yıldır yaşadığı evde ve bu görüşmeci biz Ali Paşa'daki bir evde görüştük. Şu açıdan enteresan ya da dikkate değer diyebiliriz. Ali Paşa bölgesi 2016'daki çatışmalardan sonra tekrardan kentsel dönüşme sokulan mahallelerden bir tanesi. Orada çatışma olmamış olmasına rağmen. Yani Ali Paşa'nın kentsel dönüşümü daha önceden başlamıştı ve durmuştu. Ve çatışmalardan sonra o bölge tekrardan kentsel dönüşüme sokuldu. Ve o bağlamda boşaltıldı. Orada boşaltılan evlerin bazılarına çatışma bölgelerinden evlerini terk eden insanlar taşındılar ve bu görüşmeci, o görüşmecilerden bir tanesi. Ve o nedenle hem düzenini kuramadığını daha söz ediyor ve biliyor ki Ali Paşa'da zaten kalamayacak. Orada da kalıcı değil çünkü o bölge yıkılacak ve zaten artık yıkıldı. İşin bir de bu boyutu vardı. Yani çatışmalarla birlikte başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları da işin başka bir boyutu. Bu seminerde maalesef ona söz edemeyeceğim. Ekonomik boyutlara geldiğinde tabii ki birinci boyut yoksulluk boyutu. Daha önce söz ettiğim gibi Suriçi bölgesinde yaşayan insanlar genellikle alt orta sınıf aileler. Ve bu ailelerden bir bölümü Hevsel bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışıyor. Giderken ulaşım ücreti ödemek zorunda kalmıyor. Bir kısmı mevsimlik tarım işçiliği yapıyor. Ve mevsimlik tarım işçiliği yapabilmeniz için her sene o grubun, beraber gideceğiniz grubun tekrardan kurulması gerekir ve kurabilmeniz için insanlarla yakın olmanız ve ilişki içinde olmanız gerekir. Fakat o ağ kayboldu yerine edilmeyle birlikte. Aynı zamanda esnafla ilişkileri oldukça yakın ilişkilerdi. Yani veresiye alışveriş yaparak uzun süre ekonomilerini devam ettirme şansı, uzun süre veresiye alışveriş yaparak ekonomilerini devam ettirme şansları oluyordu. Bir taraftan hem özel evlerini kaybettiler hem de daha fazla yoksullaştılar ekonomik ağlarını kaybederek Sur'daki insanlar. Diğer taraftan tabii meta olarak evin kaybından söz ediyorlar. Neden önemli? İki açıdan önemli. Çünkü özellikle 1960'larda Sur'a gelenler bir ev satın alma şansına sahiplerdi. Niçin? Çünkü ailenin bütün üyeleri köydeki topraklarını ve bütün mallarını satıp gelip Sur'da bir eve toplanmışlardı. Ve o senelerden sonra yavaş yavaş insanlar kendi evlerine taşınmaya başlamışlardı. O yüzden aralarında ev sahipleri de var tabii ki ve mallarını kaybettiler. Ve en önemli temel birçoğunun tek varlığı olan mallarını kaybettiler. Diğer taraftan işin bir siyasi boyutu var. Çünkü bir sözleşme imzalanmıştı. Bir sözleşmenin iki eşit tarafı vardır. Bunu evsizliğin siyasi sonuçları bölümünde söz edeceğim. Ama evin kendi fiziksel varlığını kaybetmek ve onun meta değerini kaybetmek elbette ki onları bir başka açıdan daha yoksullaştırmış oldu. Diğer taraftan üretim mekanı olarak Sur'u ve ekonomik dayanışma mekanı olarak Sur'u, yani evin kalbini yaşadılar. Sur'dan söz ederken en çok tekrar edilen sözcüklerden bir tanesi de bereketti.
Bu bereket kelimesini birazcık açmalarını istediğimde birkaç şeyden söz ettiler. Mesela kimsenin faturasını ödeyememesi gibi bir durumun olmadığını söylediler surda. Niçin? Faturanızı ödeyemiyorsanız, eskiden komşu ona faturasını verirdi ya da ben ona verirdim. Burada kimse kimseye yardım etmiyor. Ya da başım sıkışsa kapımı çalabiliyordum. Ben onun kapısını çalabiliyordum. Bir dayanışma vardı. Ben burada aç kalsam, susuz kalsam kimsenin kapısını çalamam. Çalsam bile vermezler. Çünkü kimseyi tanımıyorum. Allah razı olsun, bizim sokakta bir dükkan vardı. Çocuklarım saat başı oradan alışveriş yapıyordu. Ben de aylarca ödeme yapmıyordum. Adam beni tanıyordu, ben onu tanıyordum. Ama benim çocuğum açlıktan ölse ben bakkala gidip bir tane şeker alamam. Çünkü kimse beni tanımıyor, kimse bana güvenmiyor, kimse bana vermez. Ama Sur öyle değildi. Sur'dan bu olaylardan dolayı çıktığım için pişmanım diyor. Yani biraz önceki bölümde söz ettiğim sosyal dayanışmanın o aile olarak Surlular'ın yanında aynı zamanda ekonomik dayanışmayı da kaybettiler. Ve bereket buradan geliyor, dayanışmadan gelen bir şey. Bir yandan mekana da bir öznellik atfediliyor. Yani evet biz burada üretiyorduk, evsel bahçelerinde üretiyorduk. Evet, Sur'un hemen yanındaki eski halden aldığımız sebzeleri Sur'un içinde satıyorduk. Ya da tütün satıyorduk. Bunlar yapılan şeyler, iş kolları Sur'un içinde. Ama bunun dışında bir de dayanışma mekanı kaybedildi. Şeye baktığımızda, görüşmelere yine baktığımda evlerin çok büyük çoğunluğunun kadınlar tarafından kurulduğunu görüyorduk. Evet, belki ev bir erkek tarafından bulunuyor ama ondan sonra evin içinde kimin yaşayacağı, kimin nerede yaşayacağı, kimlerle beraber yaşanacağı, hangi eşyaların nerelerden alınacağına tamamen kadınlar karar veriyor. O anlamda ev içi ekonominin kurucusu olarak kadınlar rol aldılar diyebiliriz ve bu oldukça meşakkatli de bir iş. Görüşmecilerden bir tanesinin yine görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan başkasının evinde rahat edemiyor. Ev aradık, evde iki tane yolluk, iki tane de yırtık perde vermişlerdi. İlk akşam ben dedim hiçbir yere gitmiyorum. Millet minnet ediyorlardı. Kaynanam gitti bir tane soba aldı, oturduk, o gece bu evde yattık. Ondan sonra her gün akrabalar sağ olsun, herkes bir parça bir şey verdi bize. Şunu Suriyelilerden aldık, biz Suriyelilere yardım ediyorduk, şimdi onlar bize yardım ediyor. Evet, genelde bir ya da bir iki kadın birleşip evi kurmaya başlıyorlar ve Suriyelilerle dayanışma ilişkisinden söz eden tek görüşmeci değildi bu görüşmeci ve çalışmanın siyasi sonuçlarında biraz buna yine değinmek istiyorum başka bir açıdan. Bu söz etme şey şeklinde bir hiyerarşik ilişki kurarak ifade edilmedi doğrusunu isterseniz. Daha çok dayanışması ilişkisi olarak ben bunu yorumladım diyebilirim. Tabii kentin içindeki sınıfsal farklar da birçok görüşmeci tarafından dile getirildi. Görüşmecilerden bir tanesi bunu çok çarpıcı bir şekilde söyledi. Diyorduk Allah aşkına şu çift kapının orası başka bir ülkedir sanki. Sur'un tarafı da başka bir ülkeydi. Dedik Allah Allah, burası yurt içi, burası yurt dışı oluyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Gel bu işin içinden çık. Niye burada plan varsa, burada neden plan yok? O zaman Diyarbakır her yerde olacaktı. Ne yaptılar? Kürtlere saldırdılar. Diyarbakır'ın göbeğine saldırdılar. Dicle kent vardı, metropol vardı. Güzel yerlere gitmedi, zengin yerlere gitmedi. Fakir evlere, Kürtlerin evlerine saldırdılar. Şeklinde... Surlular kentin içindeki sınıfsal farklara işaret ederek kendi yalnızlaşmalarını ve bu çatışmaların ve yerinden edilme sürecinin aslında sınıfsal ve etnik boyutuna da işaret ediyorlar. Şimdi Sur'la ilgili birçok güzel anlatı vardı ve bu ifadelerin içinde ben biraz çok katmanlı bir çalışma yapabilmek için biraz Sur'la ilgili farklı şeyler de duymak istedim. Aslında romantize edilmesi hiç de problem değil. Eğer güzelse bir mekan güzeldir. Ama diğer taraftan çok katmanlı ve
gerçekliği biraz daha yakın bir anda sunabilmeniz için surun hoşlarına gitmeyen özellikleri olup olmadıklarını sordum görüşmecilere. Ve onlardan bir tanesi şöyle söyledi. Tokilere gitsek elektrik su parası verebilecek durumda mıyız acaba? O kadar paramız yok yani. Sur bizim için her şeydir. Ben kira ödeyemediğim için surdaydım. Kaynım altta oturuyordu. Ondan dolayı çok rahat değildim. Ama ben taşınamazdım. Çünkü orada barınabiliyordum. Şimdi hiçbir yerde barınamam. Kardeşimin evi olmasa çadır açarım. Tamamen ekonomik nedenlere indirgenemeyecek olsa da tabii ki, çünkü hafızaları var. Çünkü işin meselenin bir de sosyopsikolojik boyutu var. Ama temel olarak surda kalmaya direnmelerinin sebebinin ekonomik olduğunu ifade ettiler. Çünkü neden? Çünkü sur kendi ağlarının, sosyal ve ekonomik dayanışma ağlarının kurulduğu yer. Çünkü sur şehrin en ucuz ve en iyi çarşılarının olduğu bölge. Çünkü surun etrafında yürüme mesafesinde şehrin en iyi hastaneleri var. Ve çocuklar isterlerse okullara yürüyerek gidebiliyorlar. Ve bu nedenle de herkes surun bereketli bir mekan olduğundan söz ediyor. En güzel yeri değildi belki ama biz orada yaşayabiliyorduk. Onların kendilerini ifade etme şekilleriydi. Son bölüme geldiğimizde evsizliğin siyasi sonuçlarına. Görüşmecilerden hiçbir tanesi hukuksal süreçlerden bir sonuç beklediğini ifade etmedi. Hukuksal süreci başlatanlar olduğunu söyledi ama bu konuda hiçbir umutları olmadığını söylediler. Bazıları kendilerine sunulan, çok büyük çoğunluğu aslında, kendilerine sunulan tazminatları reddettiklerini söylediler. Çünkü tazminatların çok yetersiz olduğunu, kayıplarına dair verilen tazminatların çok yetersiz olduğunu söylediler. Bunun üzerine taleplerinin ne olduğunu ya da kendi taleplerinin nasıl gerçekleştirilebileceğini sorduğumda onların haklarının geri verilmesi gerektiğini söylediler. Çünkü yerinden edilme süreciyle birlikte çatışmaların ardından evlerini terk ettikten sonra bütün haklarını da kaybettiklerini söylediler. Sözleşmeyle kiracı olarak yaşadıkları ya da bir sözleşmeyle tapusuna sahip oldukları evlerin artık ellerinden alındığını ve o evlere dair hiçbir hakka sahip olmadığını ve o sürecin, o tabii ki tekrardan evlerini ve haklarını geri alma süreci son 5 senede çok inişli çıkışlı bir şekilde ve görüşmecilerinin hiçbir öznelliklerinin değiştirme gücünün olmadığı şekilde çok fazla değişerek devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları tüm şeyler, anlaşmalar bakanlık tarafından bir şekilde değiştirildi, iptal edildi, yeniden yapıldı, tekrar iptal edildi. O anlamda onların hiçbir öznelliği yoktu bu süreçte. Ve ilk olarak buna işaret ettiler. Yani bizim hakkımız yok. Bu hakkımız yok söylemi bende Arendt'in totalitarianizmin kaynaklarında söz ettiği insanların hakka sahip olma hakkının önemli bir ihtiyaç olduğundan ve hakka sahip olmayan insanların devletsiz insanlar olduğundan ve onların evsiz hissettiğinden söz eder Arendt kitapta. Ve bana görüşmecilerin şeyleri, ifadeleri bu kavramsallaştırmayı hatırlattı. Yani surlular aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir noktada evsiz hissediyorlar. Çünkü kendilerini haksız hissediyorlar. Binlerce kişi gibi yerindeler. Bunun dışında saha çalışması yapanlar bileceklerdir. Enteresan bir süreçtir. Kafanızda bazı düşüncelerle sahaya başlarsınız. Fakat ondan sonra hiç beklemediğiniz şeyler çıkar sahadan. Mesela ben Ermenilerle ilgili ya da Suriyelilerle ilgili hiçbir şey sormadım. Fakat birçok görüşmeci Suriyelilerle kurdukları, Suriye İç Savaşı'ndan kaçan ve Diyarbakır'a yerleşmiş olan ve onlarla yerleşmiş olan Suriyelilerle kurdukları dayanışma ilişkisinden söz etti. Görüşmecilerden bazıları Ermeni halkından söz etti. Dedi ki şu olduğumuz taraf hep Ermeniydi. %20'si Müslüman, diğerleri hep Ermeniydi mesela. Ya da bir başkası, bu Ermenilerin toprağıdır esas. Bu evleri biz Ermenilerden aldık. Biz o zaman tarlamızı, evimizi, her şeyimizi, her şeyi buraya verdik 60 sene önce şeklinde.
Bu Suriyelilerle ve Ermenilerle hafızaların kesiştirilmesi bana Michael Rothberg'in çok yönlü hafıza kavramını hatırlattı. Michael Rothberg farklı halkların hafızalarını diğer halklarla birleştirmesinin ve kesiştirmesinin önemli olduğunu söyler. Fakat hafızaların farklı şekillerde kesiştirilebileceğinden söz eder. Zulme uğrayan ya da haksızlığa uğrayan halklar kendi acılarını başka halkların acılarıyla yarıştırabilirler. Bu bir seçenektir. Ya da diğer halkların acılarına ve yaşadıkları deneyimlere empati kurarlar. Ve onlarla bir şekilde kardeşlik ilişkisi kurarlar. Ve böyle bir kesişimsellik, empati kurarak, kardeşlik ilişkisi kurarak yapılan bir kesişimsellik, çok kültürlü bir demokratik siyasete mekan açar, diyor Michael Rothberg. Çalışmanın hiçbir yerinde, görüşmelerin hiçbir yerinde çok fazla umutlu hissetmemiştim. Umuda dair tek düşünce Ermeniler ve Suriyelilerle ilgili bu hafızalar ortaya çıktığında belirdi. Çünkü buralarda bir acı yarıştırması yoktu. Ya da hiyerarşik bir yardımlaşma söylemi Suriyelilerle, Surlular arasında yoktu. Tam tersi Suriyelilerle bir dayanışma söylemi, Ermenilerle ise bir empati duygusu hakimdi görüşmelerde. Bu da sanırım çalışmanın umuda dair ilk belirtisiydi. Tabii son olarak birçok görüşmeci Sur'da ana dillerini konuşabildiklerine vurgu yaptılar. Görüşmecilerden bir tanesi, 35 sene yaşadım, Türkçe konuşmadım, Kurmançı yaşamı özlüyorum orada, dedi. Mesela ana dili kimliğin önemli bileşenlerinden bir tanesi olarak düşündüğümüzde, Sur aynı zamanda görüşmeciler için kimliklerini yaşayabildikleri mekanlardan bir tanesiydi. O anlamda da politik bir önemi elbette ki vardı, diyebiliriz. Son olarak ise belki umuda dair son bir nokta, 1990 zorunlu göçünden farklı olarak 2015 ve 2016 yıllarında göç eden Surlular daha çok Kürt illerinde, hatta birçoğu Diyarbakır'ın içinde kalmayı tercih etti. Bu da bana Heinrich Böll'ün sözlerinden bir tanesi hatırlattı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Heinrich Böll, umudun ancak yıkıntılar içinde bir şehirde kalarak mümkün olduğunu ifade eder. Sanırım 1990'ların zorunlu göç deneyimi 2016 yılında göç eden insanlar için böyle farklı bir seçim ortaya çıkardı. Ve bunu da umuda dair ikinci nokta olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle birkaç görsel paylaşıp seminerleri burada sonlandırmak istiyorum.